İzmir'in Karşıyaka Belediyesi hiç yapılmayanı yaptı. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda faili meçhul cinayetlere kurban giden aydın isimlerin yakınlarını iz bırakan bir panelde buluşturdu. Belediye Başkanı Akpınar, ateşin düştüğü yerden ses veriyoruz, korkmuyoruz, hesap soracağız sözleriyle duygularını dile getirdi. Yer Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu. Her yer tıklım tıklım. Karşıyaka Belediyesi'nin Ocak ayına damgasını vuran panelinde neredeyse katılımcı rekoru kırılıyor. Türkiye'nin yakın tarihinde yaşanan faili meçhul cinayetlerle ilgili panele kimler katılmamıştı ki? Eski Kültür Bakanı, CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işık Kansu, Madımak katliamında yitirilen şair Doktor Behçet Aysan'ın kızı, yazar ve dramaturg Eren Aysan'la 2002'de öldürülen Doktor Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, yüreklerinden taşan duyguları konuşmacı olarak seslendirdiler. Panelin dinleyicileri arasında yaşadıklarını asla unutamayan İlhan Erdoğuz'un kızı Alaz Erdoğuz, Musa Anter'in oğlu Dicle Anter, Nesimi Çimen'in oğlu Mazlum Çimen, Onat Kutlar'ın eşi Filiz Kutlar, Metin Göktepe'nin ablası Meryem Göktepe, Avukat Yusuf Ekinci'nin oğlu Sertaç Ekinci ve Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan da yer aldı. Söz Karşıyaka'nın genç reisi Hüseyin Mutlu Akpınar'a gelince... Bugün kelimenin tam anlamıyla ateşin düştüğü yerde ses alacak ve ses vereceğiz. Aramızda teröre, şiddete, faili meçhul cinayetlere yakınlarını kurban vermiş ailelerin yakınları var. Konuklar daha sonra Adalet ve Demokrasi konulu karikatür sergisini de ziyaret etti. İzmir'in Buca Belediyesi